Artık kapitalizm gidecek yeri kalmadı. Çöktü, çöktü. Yani Avrupa çöküyor, Amerika Sistem iflas çöküyor. ediyor. Sistem iflas etti zaten. Fed çırpınıyor. Düşün, Fed'in şu anda en büyük rakibi altın. Altınla boğuşuyor. Altın yükselmesin diye Fed aklını oynattı. Faizleri düşüremiyor. Yani bunu Türkiye'de de görüyoruz. Dolayısıyla çok garip bir duruma doğru gidiyoruz. Bu kadar hani ekonomi tıkanmış. Tıpkı İkinci Dünya Savaşı'nda ne olduysa şu an oluyor. Yeni baştan bir sıfırlama yapıp yeniden bir dünya düzeni kuracaklar. Bunu da büyük savaş yoluyla yapmak zorundalar. Neden? İkinci Dünya Savaşı'nda bütün Avrupa'yı ve Asya'yı yok eden Amerika ve ortakları, öyle diyelim. Aslında Amerika yok etti. Ne yaptı Amerika? Bekledi, bekledi, bekledi. Hitler dümdüz Avrupa'nın üzerinden geçti. Rusya'yı hırpaladı. Son final bölümünde Amerika devreye girdi. Dinç kuvvet olarak. Tabii o arada gelişmiş silahlarla. Ve bir anda Amerikan sermayesi aç kurt gibi bütün dünyayı kapladı. Buna Avrupa'da dahil, Türkiye'de dahil, Asya'da dahil. Ta Japonya'ya kadar her yeri olduğu gibi ele geçirdi ki Japonya'ya nükleer silah attı. Mahvetti yüz Tam binlerce insanı. teslim olmak üzereyken Evet. Japonya onu atıyor. Yani işte bir de o deneyi Dünyaya yaptı. gözdağı verdi. Tabii bütün dünyaya. Avrupa'da bıraktı Almanya'yı paramparça etti. Ondan sonra ne yaptı? Almanya ile Japonya'yı yeni baştan oluşturup kalkındırdı. Kendine göre düzenledi. İşte Amerika hep bunu yapıyordu. Gene bunu yapmaya çalışıyor ama dünya eski dünya değil. Bak neden eski dünya değil? Konvansiyonel silahları olanlar eskiden güçlü devletlerdi. Şimdi bu dijital silahlar diyelim artık. Bunlar ortaya çıktıktan sonra ki bunların baş temsilcilerinden biri Türkiye'dir ki şu an gördüğünüz silahların daha yarısını görüyorsunuz. Asıl gelişmiş silahları görmedi insanlar. Yani inanılmaz gelişmeler oluyor ve dolayısıyla bu tür silahlara sahip olan ülkeler artık Amerika'yı vurma gücüne de sahip oldular ki bunların en küçük temsilcisi Kuzey Kore, alay ettiler. Gösterme işte şey film sahnesi, oyuncak füzeler ama ne zaman ki NASA eyvah bu 10 bin metreye çıktı Amerika'yı vurabilecek uzunluğa sahip dediği zaman Kuzey Kore'yi canavarlaştırdılar. Evet, Kuzey Kore gibi bir ülke bile bunları yaptı. Pakistan bile şu anda kıtalar arası füzelere sahip. Herkes bunu bilsin. O nedenle savaşların konsepti değişiyor. Artık yani ha şu var. Şimdi sen Rusya olayına geleceğim. Rusya'da tahrik edilen bir Putin gördük. Ne yaptı İngiltere? Hayatında yapmadığı bir dil kullanarak çok ağır hakaretlerle Putin'i resmen Putin'e gel gel dedi. Gel dedi. Gelmiyorsan Ukrayna'yı direkt NATO'ya alacağız dedi. Artık Putin tuzağa çekildiğini bildiği halde bile yani buna rağmen girmek zorunda kaldı. Daha Putin şey değil, melek falan değil. Putin işgalci bir zihniyete sahip. Onu söyleyeyim. Yani Çarlık Rusyası'nın işgalci zihniyetine sahip bir adam. Onu da söyleyeyim. Kendi Hani melek ülkesi falan değil. açısından, bak kendi Ama ülkesi kendi açısından ülkesinden tabii kahraman. kahraman Tamam. politika, hayır politikalarını da yapıyor adam. Adamın Yapıyor. amacı var. Diyor ki ben kardeşim diyor, dağılan Sovyetler Birliği'ni yeniden kuracağım diyor. Bu onların Çarlık ülkesi için, Rusyası'nı bak o kuracak. ülke tabii ülkesi için baktığında bir şeyler yapıyor. Evet. Yani o kendi açısından haklı. Ama Avrupa diyor ki, bak Amerika diyor ki geçtiğimiz hafta şey geçtiğimiz akşam biliyorsunuz Donald Trump'la Joe Biden televizyon tartışması yaptı. Evet. Orada bu konu konuşuldu ve Joe Biden şunu açık net şekilde söyledi. Siz dedi geldiğinizde bu savaşı durduracağınızı söylüyorsunuz. Ama dedi Putin eski Sovyetler Birliği'ni geri getirmek istiyor. Çarlık Rusyası'nı yeniden inşa etmek istiyor. Ve sıra Avrupa'da. Şimdi burada ben bir şey söyleyeyim. Tekrar sana vereyim sözü. Bak Hakan Fidan'dan bahsettik değil mi? Şimdi Hakan Fidan'ın son bir aylık gezilerine bakalım. Nereye gitti? Çin'e gitti. Bak Çin'e gitti. Çin gezisi. Şimdi BRICS toplantısı. Rusya Putin'le oturdu. Bir saatten fazla karşı karşıya ki hani mevki taşı olmamasına rağmen bakın Evet. eşit şartlarda görüştü Putin. Ama Dikkatini istihbarat çekerim. çekisti Tabii. unutma. Şimdi bakın burada Sayın Hakan Fidan bana göre Putin'den çok ciddi bilgiler aldı. Yani hem Putin'in elindeki istihbarata sahip belki bu 3. Dünya Savaşı ile ilgili hem de kendi elindeki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ve işte Genelkurmay'ın vermiş olduğu istihbarat ve kendi Dışişleri Bakanlığı'nın istihbaratını topladığında bir 3. Dünya Savaşı riski var dedi. Bakın bunu 5 kez söylemiş 4 ayda. Şimdi daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı nereye gitti? G7 zirvesine gitti. Biz G7 zirvesine üye miyiz? Hayır. Değil. Orada
G7 zirvesine üye olmayan devletleri davet ettiler. Niye? Bakın burada bir taraf oluşturuyorlar. Yani esasında 3. Dünya Savaşı'nın tarafları oluşuyor. Şimdi bazı arkadaşlar diyor ki adını vermeyeyim. Ya efendim bu savaştan fazla bahsetmeyin. İşte 3. Dünya Savaşı çıktı çıkacak demeyin. Ev hanımları korkuyor. Onlar korkuyor, bunlar korkuyor. Ya şimdi iyi güzel de kardeşim, ortada bir risk varsa, bir ülkenin istihbaratının başında 13 yıl görev yapmış, şu anda da Dışişleri Bakanlığı olan Sayın Hakan Fidan bunu söylüyorsa, Sayın Cumhurbaşkanı bunu söylüyorsa, Putin bunu açık net şekilde söylüyorsa, Donald Trump söylüyorsa, diğer devlet adamları söylüyorsa ki Sırp Cumhurbaşkanı şöyle dedi ya, 3 ay kaldı dedi Dünya Savaşı'nda, evet. 4 ay kaldı dedi. Maalesef. Şimdi diyor ki birileri efendim falanca korkacak bunu konuşmayın, filanca korkacak. Ya böyle bir mantık olabilir mi Allah aşkına? Zaten bu ülke o yüzden bu hale geldi ya.